Esselamu Aleyküm Arkadaşlar. Bugün okumaya çalışacağımız temettuat defterinin kodu 148-62-14862 kodlu bir temettuat defteri sayfası. İlk başta 6. hane numara 6'da Kazayi Mezbur Hanedanı'ndan Çan Yahzade Mehmet Muhammed Ağa'nın emlak ve temettuatı yazıyor. Burada Çan Yahzade şeklinde okuyabileceğimiz bir İbare var tabii ki bunun aslını o yöredeki insanlar bilir. Buradaki ç harfi olduğu belli. Ne harfi var. Burada da y'si var. Çanya zade şeklinde okunabilecek bir harf. Bir lakap. Bu kişi erbabı ziraatten idüğü yazmakta. İkinci olarak sene kadar yani geçen sene vergiyi mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 270 kuruş imiş. Aşar rüsumu olarak bir senede vermiş olduğu vergiler sayılmış. Hınta Buday kıyısı yazılmış. Burada kıymeti beheri yani bir kıyısının kıymeti yazılmış. Bu kıymetler sene 60 senesinde 4 kuruş, sene 61'de de 14 kuruş olarak belirtilmiş. Sene 60'daki üretimi 17 kıyıya, sene 61'de 7,5 kıyıya toplam 24 24,5 eder. Kıymeti ise 68 kıyı olarak sene 60'taki üretiminin 17 çarpı 4 ile bulunması sonucu elde edilmiş. Şair yani arpanın kıyıyesi verilmiş. Sene 60'da 5, sene 61'de 14 kıyı. Kıymeti ise kıymeti beheri sene 60'da 3 kuruş, sene 61'de 7 kuruş. Sene 60'daki 5 kıyıyenin 3 ile çarpımında toplamı 15 olarak bulunmuş. Bu ikisinin toplamı 15 ve 68'in toplamı 83 yapmakta. Burada yekun toplam bölümü var. 83'e bir 25 kuruş bedeli öşrü bostan ve yine bir 28 kuruş bedeli öşrü kendir eklenmiş. Toplamda da e, şuradaki 28 kuruşta alttan adeti anam rüsumu yani koyun keçi vergisi gibi eklenerek toplamı da 136 bulunmuş. Bunları sağlamasını yapmamız lazım bizim sonradan. İştiraken Mezru tarlası dönümü 100 100 dönümlük bir tarlası varmış iştirakilen yani başkalarıyla beraber ekiyormuş. Hasılatı seneviyesi sene 60'da 800 747 kuruş, sene 61'de 1828 kuruş toplamı da 2574 kuruş ediyormuş. Ama bu 2574 kuruşun 362 kuruşu mahalleye Mahalleyi Mezbur'dan Telbisoğlu Mehmet hissesi çıkartılmış ve 2212 kuruş bulunmuş. Bu 2212'den de 133 kuruş olarak Mahalleyi Mezbur'dan yine Telbisoğlu Mustafa hissesi çıkartılmış 2079 bulunmuş. Bu 2079'dan da 250 kuruş Mahalleyi Mezbur'dan e, Kal kan, ca, Kanca Kanca Bekir'i Bekir hissesi münha yani çıkartılmış toplamda kendisine kalan 1829 kuruş 1829 kuruş kalmış. Yani iş zaten başta da iştiraken bunları tarlayı ektiğini söylemişti. Diğer hissedarlar hissesi çıkınca bu kişiye toplamda 1829 kuruş kalmış. Münha yani eksiltme yapılmış ya da burada tenzil de denebilir. müştereken müşterek bostan tarlası dönümü 2 hasılatı seneviyesi 60'da 225, 61'de 99 kuruş toplamı 324. Tabii ben bunları bu videoda sağlamayacağım. Onu çeviren kişi kimse sağlasın. Bu temettüat defteri bir arkadaşımızın bize yolladığı bir defterdi. Yine az önceki hesaba göre yine iştirakçilerinin hisseleri tenzil yani eksiltme yapılmış 324'ten 112 buçuk şu ibare buçuk ibaresidir. Şeriki Türkmenoğlu Mustafa hissesi çıkartılmış 211,5 kalmış. Bundan da bir 56,5 Şeriki Hamam Mahallesi'nde Mahzar oğlu Ahmet hissesi münha yani tenzil edilmiş toplamdan da bu bostan tarlasından da kendisine 155 kuruş kalmış. Yine kendir tarlası dönümümüz 1,5 hasılatı Seneviyesi 60'da 252, 61'de yok hasılatı demek ki ekilmiyor. Toplam 252'den yine 126 kuruş olarak Şerike Türkmenoğlu Mustafa hissesi münha yani tenzil edilmiş 126 kuruş bulunmuş. Mahalleyi mezbur sakinlerinden Telbisoğlu Muhammed ve Mustafa ve Cami-i Kebir mahallesinden Cami-i Kebir mahallesinden Mahmut'ten Madeni oğlu bu da e, Madenoğlu oğlu Yusuf ve Celal mahallesinden Himmetoğlu Abdullah ile iştiraken mezruatından temettü bir buçuk kuruş bir temettüatı var. Buradaki soyadını tam olarak e, çıkartamadık ama buradaki e, mim kafa benziyor. Mukaddin gibi pardon müezzin oğlu şimdi tekrar baktım müezzin oğlu şeklinde yazılmış mimden sonraki hemze z ve y bu yazım tarzı müezzin için geçerlidir burada katip şuradaki hemzeyi daha çok çizgi yaptığı için bizim kafamız biraz karıştı müezzin oğlu Yusuf diğer istirakçilerinden de başka bir yerden ziraat yaparak toplamda bir 860 kuruş geliri varmış icara vermiş, icariye vermiş olduğu tarlası dönümü 75, bedeli icarı seneviyesi 150 kuruş da buradan. İcara vermiş olduğu kahvehanesi kıta 1 yani adet dükkan olarak bir. Bedeli icarı seneviyesi 60 kuruş. Dekakin kıta 2 başka dükkanlar yani. Bedeli icarı seneviyesi 60 kuruş da buradan geliri var. Saamal camuş ineği re'si 11 bunlardan hasılatı seneviyesi 440 kuruş yani bir tanesinden 40 kuruş almaktaymış bu hesaba göre. Saamal kara sığır ineği re'si 7 hasılatı seneviyesi 140 kuruş imiş bu da 20 kuruş bir ineğe tekabül eden bir hesap olur. Kısır camuş ineği re'si 10 kısır karasır, karasır iğneyi karasır ineği re'si 3 Camış düvesi re'si 8 cönge yani yeni doğmuş tosun re'si 8 karasır düvesi re'si 6 tosun re'si 2 döllü kısrak re'si 6 hasılatı seneviyesi 240 kuruş dölsüz kısrak re'si 5 Yaşar tay dişi R'si 4. Yaşar yani 1 yaşını geçmiş artık. Aslında burada sayı da verebilir bazen. 1 yaşar, 2 yaşar yani şu yaşta, bu yaşta diye. Yine er, yaşar erkek tay R'si 5. Sağmal Anam R'si 80. Koyun yani 80 koyunu var. Hasılatı seneviyesi 480. Ee, 80 yani 6 kuruş 1 6 kere 8 48'den bir koyun başına 6 kuruş alınmaktaymış. Bunları diğer kişilerdeki belgi kayıtlarındaki kontrollerimizde bakmalıyız. Yani bir manda 40 kuruştu, bir inek 20 kuruştu, bir koyun buradan 6 kuruşa tekabül ediyor. Sağ mal keçiresi 40, hasılat seneviyesi 160 kuruş demek ki keçiden de 4 kuruş geliyormuş. Koyun 6 kuruş, keçiden de 4 kuruş Kısır ağınam resi 10, hasılatı senevesi 20, bunların da yün geliridir büyük, büyük ihtimal. Kısır keçi resi 80, hasılatı senevesi 80 kuruş. Kuzu resi 30, oğlak resi 30. Bu kişinin mecmuundan yani toplamından mecmuundan bir senede tahminen temettuatı toplam 3688,5 kuruşmuş. Bu kişinin 1260 senesindeki gelirlerine tekabül etmesi gerekiyor. Bunları bizim sağlama yapmamız gerekiyor kesinlikle. Şunlar hepsi 1260 senesindeki gelirlerin toplamı burada yazılanların 3688,5 kuruş olmalı. Yine bir 300 kuruş da mahdumu yani oğlu Ahmet Ahmet Nuri efendinin mukayyetlik maaşından temettü Oğlunun defter yazmışlar, toplamışlar 3988,5 olmuş ve 2000 kuruşta zuhurat ticaret, zuhurat ticaretinden temettu yani çeşitli şeyleri satmayla alakalı bir durum zuhurat demek, zuhurat ticaretten temettu şeklinde toplamı da 5988,5 kuruş gibi gayet varlıklı bir kişinin temettuat kaydıydı bu. Hane 8, numara 8. Eşki Ali oğlu Terzi Ali'nin emlak ve temettuatı. Bu kişi erbabı ziraatten idüğü sene hesabı vergiyi mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 110 kuruş. Aşar üsumu olarak bir senede vermiş olduğu hıntası kıyyesi 3, Kıymeti beheri yine 4. 1260'da 3. 1261'de 6 kıyıya bir üretimi olacak. Toplamı 9. Kıymeti de toplamı da 12 kuruş. Yani şu 2260'daki ile 4 kuruş kıyıya başına ve 3 kıyıya'nın çarpımı 12 yapar. Yine şairi kıyıyası 1,5. 1260'da, 1261'de 2 toplamı 3 yapmış. Kıymeti 1260'da 3 olduğu için 3 çarpı 1.5'dan 4.5 bir kıymet verilmiş. En son 12 ve 4.5 toplanarak 16.5 kuruş bir kazanç vergi kaydı tutulmuş. Bu 16.5'a 50 kuruş bir vergide bedeli öşrü bostan, bir kuruşta bedeli öşrü bağ vergisi eklenerek toplam 67.5 bir vergi kaydı olmuş bir kişinin. Bu kişinin yani eşki Ali oğlu Terzi Ali'nin mezru tarlası dönümü 28. Hasılatı seneviyesi sene 60'da 148,5 61'de 882,5 toplanmış bunlar. Bunların 1260 ve 61'de hangisinin mezru ne kadarının gayrimezru olduğu yazılmamış. Yine keza diğer tarlalar için de aynısı geçerli. Bostan tarlasının dönümü 2. Hasılatı seneviyesi 60'da 450, 61'de de 450 toplam 900 kuruş. Bağı dönüm 2, hasılat seneviyesi 60'da 9, 61'de 9, 18 kuruş. İcara vermiş olduğu dekakiğin dükkanları kıta 3 kıta yani 3 tane. Bedeli icarı seneviyesi 60 kuruş toplamda. Sağmal camış ineği resi 1, Hasılat seneviyesi 40. Tabi burada mesela 4 yazsa biz bunu katip hatası ya da 30 yazsa katip hatası olduğunu düşünmemiz lazımdı. Kısır camış ineği re'si 1. Cönge re'si 1. Kısır kara sığır ineği re'si 1. Tosun re'si 2. Kısır olanlardan tosunlardan bir gelir olmadığı için onların altına hasılat yazılmaz zaten. Samal kara sığır ineği re'si 2. Hasılat seneviyesi 40. Yukarıdaki bir hesapta da yine galiba 20 kuruştu. Yani toplamı tekrar kontrol etmemiz lazım. Bir önceki inekle bunun uyuşup uyuşmadığına bakmamız lazım. Bargiri resi 1, camış öküzü resi 2, merkumun terziliğinden temettu 500 kuruş, kara sığır düyesi resi 1, mecmundan bir senede tahminen temettuatı 1248,5 kuruşmuş. 8. hane 8. numara. Hacı Mustafa oğlu Nalbat Nalbant Muhammed'in emlak ve temettuatı şu yazmasa Mehmet yazarsa Muhammed şeklinde okunabilir bu. Bu kişinin mesleği hangi erbabı ziraat falan olduğu yazılmamış. sene hesabı sabıkada vergi mahsusadan bir senede vermiş olduğu vergisi 50 kuruş. Burada hınta ve şair belgisi yazılmamış. Bedeli öşrü bağı 1 kuruş sene 60'da yazılmış. Bu kişinin yoz ve hali tarla yani ekilemeyen tarlasının dönümü 3. Bunlardan gelir yok zaten. Bağı 3 dönümmüş. hasılatı seneviyesi 60 ve 61'de 9'ar kuruştan 18 kuruş. İcariye vermiş olduğu dekakin dükkan kıtası 1. Bedeli icarı seneviyesi 40 kuruş. Sağmal karasığır ineği re'si 1. Hasılatı seneviyesi 20 kuruş. Kısır camuş ineği re'si 1 camuş düvesi resi bir, cönge resi bir, merkep erkek resi bir. Merkumun nal bantlığından temettu 250 kuruş. Buraya oğlu İbrahim'in tebalıktan temettu 150 kuruş yazmış. Yanlışlıkla yazmış çünkü onu şuraya geçirmesi gerekiyordu. Sonradan da onu geçirmiş zaten. Oğlu İbrahim'in tebalıktan temettu 150 kuruş şeklinde. Mecmuundan bir senede tahminen temettüatı 319 kuruş olmuş. Oğlu İbrahim'in tebalıktan temettüü da 150 kuruş toplamı 469,5 469 kuruş olarak hesaplanmış. Dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.